Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere fotoğraflarınızı karikatüre çevirmeye yardımcı olacak web tabanlı bir siteden bahsedeceğim. Yani bir program diyebiliriz buna, web tabanlı. Kendi sitesinden çeviriyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey de var. Daha önceden bu siteyi bulmuş olan arkadaşlar olabilir. Şöyle bir şey var. Bu, şimdi bizim IP'miz Türkiye'den gösterdiği için direkt fotoğrafları karikatüre çevirmeye yazdınız. Eğer o şekilde bulduysanız bu siteyi, Türkçe sayfasında bazı özellikler yok arkadaşlar. Onun için daha önceden o şeyler başına gelmiş arkadaşların bu siteyi kendi ismiyle arattırıp oradan girmenizi tavsiye ederim. Kartonize isimli bir site. Zaten buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir kurulum derdi şeyi olmadan çevirebileceğiniz güzel bir şey olmuş. Yani çok şeyler var bu tarz yapabilecek ama genelde yani bu kadar iyi yapabilecek az yani hiç web tabanlı bana denk gelmedi. Kesin vardır belki ama genelde hani illa bilgisayara program kurmak gerekiyor. Tabi mobil telefonlarda da bu özellikler var ayrı mesele ama bilgisayar için hani web tabanlı olaraktan bu kadar yüksek kalitede yapabilecek yani seçeneği fazla olan daha önceden bana denk gelmediği için bunu sizlerle paylaşayım dedim. Türkçe sitesinde sadece resim karikatürleştirici çıkıyor. FX karikatürleştirici çıkmıyor. Avatar yapıcı çıkmıyor. Onun için ben Kartonize netten girmenizi tavsiye ederim. Burayı zaten tarayıcınızda Chrome'un Translate eklentisi varsa otomatik olarak hemen çevirir size. Zaten o eklenti olmasa da genelde Chrome soruyor. Bu sayfa Türkçe'ye çevrilsin mi, çevrilmesin mi diye. Çevirerek de Türkçe yaparak da arayüzü çok kolaylıkla kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim fotoğrafı ister URL'den yükleyebiliyorsunuz ister bilgisayarınızdan yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de var. Sayfa tam olarak yani çalışmazsa bir hata verirse bir sıkıntı verirse tarayıcınızda bulunan eklentileri bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı eklentiler sayfanın bazı çalışma prensiplerini engelleyebilir. Onun için açılmayabilir ya da açılır yarım açılır ne bileyim bazı şeyler çıkmaz. O gibi durumlarda eklentilerinizde script web tarayıcınızda script engelleyici ya da ne bileyim blok var ya reklam blokları falan o tarz eklentiler bunu durduruyorsa onları sadece bu sayfaya özel olaraktan izin vermenizi öneririm. Sorun düzelecektir büyük ihtimal. Şimdi hemen gelelim. Disk'ten yükle dedik. Dosya seç diyoruz. Hangi fotoğrafınızı seçeceksiniz? Tıkladığınızı aç dediğinizde o zaten çevirmeye başlıyor. Çevirdikten sonra da birçok efekt uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar üstüne. Tabii bunun çevirme süresi birazcık değil bayağı bir internetle alakalı. İnternetiniz yavaşsa daha yavaş hareket edebilir. Hani en büyük dezavantajı o olmuş. Tabii bunun bilgisayara kurulan şeyleri de var. Sürümleri de programı da mevcut Kartonize'nin. Fakat tabii o ücretli. 29.90 yani 30 dolara denk geliyor öyle diyeyim. Türk parası da şu anda dolarla birazcık sıkıntılar yaşadığımız için yüksek olabiliyor. Aslında hani biraz daha dolarla şey olsa alçak olsa gayet alınabilecek bir program da. Ayrıyetten yeni bunu da çıkarmışlar. FX karikatürleştirici diye. Bu biraz daha canlı renk veriyor gibi daha yağlı boya tarzı gibi öyle diyeyim. Onu da kullanabiliyorsunuz buradan web sayfasından. Onun da yine aynı şekilde şey var. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bilgisayara ücretsiz deneme sürümünü indirin diyor. Bunu eğer ücretli sürümünü almayı düşünmüyorsanız indirmenizi önermem. Çünkü bu deneme sürümü sadece ücretli sürümü. Hani arayüzü nasıldır, kolay kullanılır mı bir test etme amacıyla koymuşlar. Fakat yaptığınız fotoğrafı kaydettiğinizde, çıkardığınızda, değiştirdiğinizde kendi reklamı yazıyor üzerinde. Yani ücretsiz sürümünle bir şey yapamıyorsunuz. Sadece size ücretli sürümü almanız için bir ön fikir amacıyla olmuş olur yani onu indirmeniz, kurmanız. Şimdi gelelim fotoğrafa. Hemen bakın çevirdi kendini şu fotoğrafı. Onu da göstereyim. Biraz karanlık çevirmiş. Tabii o sizin çektiğiniz fotoğrafla da alakalı olabilir. Ben denemek için bazı fotoğraflar yüklemiştim. Onları daha değişik çıkarmıştı. Bu fotoğrafı karanlık çıkarmış. İşte burada etkilerle, efektlerle daha da çok düzenleyebilir, daha da çok değiştirebilirsiniz. Bir sürü etki yani efekt olayı var. Onlara da ulaşabileceğiniz yer sol taraf arkadaşlar. Özellikler yani resim üzerinde daha fazla oynama yapma yerleri
sol tarafınızda. Şimdi onları da birazdan gezineceğiz. Mesela şunu yaptığımızda efek olarak bakın resmin rengi daha da açıldı. Daha değişik oldu. Böyle durumlarda burada efekti ayarlayabilirsiniz. Burada Pret Bit abimiz var. Yani onun fotoğrafı çıkmıyor. Sadece öyle örnek olarak onun fotoğrafını koymuşlar oraya. Hangi efekti seçtiğinizde resmin üzerinde nasıl bir şey yapacak ön bilgi olması amacıyla bir sürü bakın. Bayağı da varmış. Resmi bu tarz yamultma şeyleri falan var. Cidden. Videonun başına dediğim gibi yani web tabanlı gerçekten de işe yarayabilecek bir site. Ha dediğim gibi tek dezavantajı bakın daha çok bir yağlı boya havası verdi resme. Bunun altında boyama efektleri var. Boyaları daha çok değiştiriyor. Buradan efektleri yine seçebilirsiniz arkadaşlar. Fazlasıyla var. Burada temeller, resmi kesme, döndürme. Yeniden boyutlandırma. Bunu hani her yüklediğiniz resmi bunu bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir şey var. Varsayılan olarak resmi ufak alıyor. Yani web sayfasına öyle yüklüyor, öyle oynatıyor üstünde. Hani genişlik genelde ufak oluyor. Bunu yani kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yaptığınızda boyutlandırma dediğinizde bakın. Boyutlandırmayı da gayet fazlasıyla büyük büyüttü. Yuvarlak dediğinizde yarı çap. Ona göre resmin bakın şurada çok az belli oluyor. Parçalı çizgi var. O tarzda kesebilirsiniz. Şöyle yuvarlayabilirsiniz. Uygula dediğinizde bakın şu tarzı alıyor. Renge geldiğinizde tuval arka plan rengi diyor. Şu boşlukları doldurabilirsiniz. Renkle kestikten sonra bir nevi kendiniz bir çerçeve yapmış gibi oluyor. Klip sanatında da arkadaşlar buna telefonlardan da çok aşinasınızdır. Yani ufak resimleri üstüne yerleştirmek için bir sürü seçenek var. Mesela şu şapkayı alıp resme ekleyebilirsiniz. Şöyle bunu kutayın kafaya koyalım. Kırmızıya kırmızı yakışsın. Şöyle yapabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü şey var. Buradan da ayrıyetten sadece şapkalar değil yani ağız demiş. Tabii bu kendi çevirdiği için birazcık şeyleri cümleleri tam şey yapamamış. Mesela bu kıllarda şimdi internet yavaş yavaş geldi. Saçlar falan çıkıyor. Saç sakal bıyık. Bunun gibi bir sürü şeyler var. Gözlere geldiğimizde gözlerden ekleyebiliyorsunuz. Bulutlara geldiğinizde bir tane bulut koyalım şöyle arkaya. Bir tane daha koyalım. Birazcık daha havayı bulutlandıralım. Bir tane daha koyalım ya. Evet, arkamızda bulutlandı. Hayvanlar var. Plaj demiş burada. Bu çeşit. Bin bir türlü şey var yani arkadaşlar. Resmin üzerine uygulayabileceğiniz yani karikatürize ettikten sonra metin ekleyebiliyorsunuz. Tabi bazı şeyleri yaparken hani seçtiniz, uygulamaya kalktınız, yavaşlık olursa bu internet hızınızdan yani tarayıcının o anda web sayfasına ulaşamadığından bir gecikmeler olabilir. İşte dediğim gibi tekrardan söylüyorum tekrar tek yani en büyük dezavantajı web tarayıcısı üzerinden yaptığınız için internete tamamıyla bağımlı olduğu için bir yavaşlık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şekiller ekleyebiliyorsunuz. Onun haricinde kaydetmeye hemen gelelim. Kaydetmeye zaten burada turuncu olarak gösteriyor. Ettiğinizde burada size dosyaya isim verip hangi formatta kaydetmesini istiyorsanız ve kalitesi de yükseltebiliyorsunuz 10'a kadar. Ona göre kaydedebiliyorsunuz. Bunu da kaydetme yeri arkadaşlar. Web tarayıcınız indirdiğiniz herhangi bir şey dosya olsun, resim olsun internet üzerinden nereye atıyorsa bu resmi de oraya atacaktır. Hani zaten burada indir dedikten sonra köşede şey çıkıyor dosya yani üstüne tıkladığınızda yolunu gösteriyor size ama onu kaybettiniz diyelim. Nereye indiriyorsanız oraya atmış olacaktır o dosyaya. Oradan bulabilirsiniz. Hemen konusu açılmışken
indirme yerini değiştirmek istiyorsanız hiç bilmeyen arkadaşlar için tarayıcınızın 3 nokta, şurada kamera var gözükmüyor ama 3 nokta olan yere tıkladığınızda ayarlara geldiğinizde Chrome'un gelişmiş ayarlara hemen burada bakın indirilenler var. Burada değiştir dediğinizde indirilme kısmını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrardan dönelim. Bunu yaptık. Şeye bakalım bir de. Avatar yapıcı da var. Bu da bir eğlenme amaçlı olabilir. Kendinize öyle form sitesi olsun, şeylerde olsun, üyeliklerinize bir avatar, hani bir karikatür tarzı bir avatar istiyorsanız buradan kendiniz yapabilirsiniz. Başlangıçta işte ilk baş cinsiyet seç diyor. Seçiyorsunuz. Daha sonrasında buradan yüzü ayarlayabiliyorsunuz. Yüz şeklini, çene yapısını. Arkadaşlar. Buradan yüzü hangi renkte olmasını isterseniz onu seçiyorsunuz. Şimdi burada sekmeler var. O sekmenin arkasında seçenekler de var. Buradan da değiştirmeler var. Yani bu yüzden göze geçerseniz onların şeyleri ayrı. Yani buradan tam ayarlamaları yaptıktan sonra hepsini gözlere gelip iris rengarenk yapalım. Kaşları nasıl değiştirelim? Bir de gözlük takalım. Bu şekilde oluşturup yine aynı şekilde bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar burada indirebiliyorsunuz. Bilgisayarınıza gravatarınız varsa oraya direkt kaydedebiliyorsunuz. O özelliği de var. Paylaş dediğinde paylaşma seçenekleri arasında Facebook, Twitter, Google üzerinden paylaşabiliyorsunuz. Pinterest'e de atabiliyorsunuz. Sıfırla dediğinizde tamam dediğinizde en başa dönüyor. Rastgele dediğinizde rastgele seçiyor. Bu da iyice ne nasıl yaptı bunu. Onun haricinde bir de böyle çevrim içi aranan poster efekti oluşturma şeyi de var. Buna geldiğinizde yine aynı şekilde dosyayı seç dediğinizde seçiyorsunuz. Buraya bir şey yazabilirsiniz. Yani isimdir, şeydir. Bunlar eğlence amaçlı. Güzel olabilir arkadaşlar. Onun için böyle uzattım. Biraz bu kısmı da anlatıyorum. Türkçe karakter kabul etmediğimden iyi koydum. Bakalım bunu da nasıl çıkartacak. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bunu da sırf böyle denemek için bir yapmaya karar verdim. Yine birazcık uzadı süre. Her zaman diyorum arkadaşlar bir sorunuz bir isteğiniz olursa bana e-mailden ya da Instagram'dan yazarsanız elimden geldiğince bildiğim bir şey varsa yani memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırım. Anlattık ettik yine bir hatamız varsa affola. Şunu da bir yapsa bakalım nasıl yapacak ondan sonra çıkacağım kapatacağım. Ve şöyle bir şey de var onu da görmüşken söyleyeyim. Bu siteyi misal belki daha sonraki videolarda bunları da anlatmaya çalışırım. Deneyebileceğiniz başka araçlar da olduğunu söylüyor size. Odur free yani bedava kullanabileceğiniz kartın üzerinde video diyor. GIF yapabileceğiniz diyor. Create bir tane video yapın diyor. Ayna efektleri diyor. Ayna text falan. Onları da buradan bakabilirsiniz. Ben de elinden geldiğince ilerleyen günlerde eğer güzel şeyler varsa bunlardan da anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Bu sefer üyeleri çıkarmadı. Bakın buraya yazmış. Gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum.